Eko kırım aslında oldukça yeni bir kavram. Ee, özellikle bizler açısından hani e, çevirilerin yapılması, tartışmalarını e, izlememiz noktasında e, oldukça yeni. Ancak e, dünyanın e, geçmişine baktığımızda 70'lerde ilk ortaya atıldığını görüyoruz. Yani bir hukuk ictihadı olarak tartışılmaya başlaması aslında 70'li yıllardan e, bugüne kadar geliyor ama son e, 2021 yılından beri birazcık daha yoğunlaşmış durum, durumda. Eko Ecosite Vakfının e, karıcısıyla bir yere gelen bir ekibin e, ekokırımın tanımlamasıyla e, başlıyor bu yoğunlukta. E, bu çalışma hani ekokırımın e, uluslararası ceza mahkemesinde beşinci bir suç olarak tanımlanması e, üzerinden gelişiyor. Biliyorsunuz uluslararası ceza mahkemesinde dört tane ağır suç var. Bunlardan bir tanesi soykırım suçu. Biri, biri insanlığa karşı işlenmiş suç. Biri e, savaş e, ve saldırılara karşı işlenmiş suçlar ve Beşinci suç olarak da ekokırımın yani doğaya karşı işlenen e, suçların uluslararası ceza mahkemesinde görülebilmesi üzerine e, bu tartışmalar yürütülüyor. Ama bu sadece bir uluslararası hukuk meselesi olarak tabii ki ele alınmıyor. Bu tartışmalar aynı zamanda ülkelerin kendi iç hukuklarında da bunu bir suç olarak nitelemesi, iç iç, iç içtihatlarına girebilmesiyle ilgili de çalışmaları beraberinde getiriyor. Türkiye açısından tabii bu oldukça yeni. Ee, bizler iklim adaleti koalisyonu içerisinde bunu ele aldığımızda ilk 2022 yılının e, ortalarında e, Mart ayında daha doğrusu bir farkındalık e, iki kırım suçuyla ilgili bir farkındalık günüyle ilgili ilk sokağa çıktık ve dövizlerimizi taşı taşıdığımız iki kırım suçtur dövizlerini taşıdığımız bir eylem yaptık. Daha doğrusu yapılan bir eyleme bu dövizlerle katıldık. Ardından Mayıs ayında bizde biz de ilk çalışma grubumuzu kurmuştuk. Yani bu çalışma grubu da Eko Kırım Nedir tartışmalarını yürüttüğümüz, uluslararası alandaki tartışmaları, e, tartışmalara dikkatimizi verdiğimiz, çeviriler yaptığımız, arkadaşlarla, arkadaşlarla birbirimize bilgi akışını sunduğumuz, hukukçularla e, bu mesele tartıştığımız bir süreçti. E, bu süreç tabii ki Mayıs ayında başladı 2022 yılının Mayıs ayında ama hala devam ediyor. Hani Konuştuk bitti, e, bu kavramı suç olarak tanımadık bitti diyebileceğimiz bir tartışma değil. Tüm toplumsal kesimlerle e, el alınması gereken, e, doğaya karşı işlenen tüm suçların tanımlanması gereken, e, tüm coğrafyalarda aslında nitelenmesi gereken, neyin suç olduğu neyin suç olmadığı, bu suçların nasıl cezalandırılacağına ilişkin aslında toplumun tüm kesimleriyle yürütülmesi gereken. Bir tartışma. Ee, biz İklim Adaleti Koalisyonu üzerinden ve Ekoloji Birliği'nde birleşerek bu çalışmayı biraz başlattık. Tartışmayı aslında başlatmak niyetimiz. E, ilk olarak da e, yine 2022'nin Mayıs ayında e, Marmara'da yapılan bir kervanda, Marmara Kervanı'nda Marmara'daki tüm suç mahallelerini yani Marmara Denizi'nin kirleticisi olan tüm suç mahallelerini ifşa ettiğimiz bir kervanda Marmara'nın bir ekokarım suç mahalli olduğunu söyledik. Yani tüm bir bölge aslında sanayi yüküyle e, denize yöne, yöneltilen derin deşarjlarla, atıklarla, e, hava kirliliğiyle, e, ormansızlaştırmayla, aslında pek çok hani hem denizel hem de karal, karasal hem de havayla ilgili tüm kirleticilerle topyekun bir kırım suç mahalidir dedik. Bunları göstermek ve bunu bir suç olduğunu yani buralarda işlenen her şeyin aslında birer suç olduğunu dillendirmekle işe başladık aslında. 3-4 Kasım'da da, e, yine aynı yana 3-4 Kasım'da da uluslararası bir konferans topladık. Birinci e, Uluslararası Ekokırım Konferansı. Burada yine ekokrıma ilişkin e, hem teknik anlamda hukukçularla e, tartışmalar yaptık. Hem de Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen ekoloji aktivistleriyle e, hem kendi alanlarındaki Eko Kırım, yani yaşanan tahribatların aktarımlarını sağladılar. Hem de ekokırımla örnek örnek veriyorum Van'ın, e, Dicle Nehri'nin, Marmara'nın, Ege'nin, işte Akdeniz'deki nükleerin bağlantılarını kurarak Türkiye'deki ekokırım suçunu nasıl ele alabiliriz? Neler ekokırım suç malidir Marmara'nın haricinde? Bir dizi tartışma yürüttük. Bunun ardından da Türkiye'de bu ekokırımı nasıl bir e, suç olarak yerleştirebiliriz? Hem e, toplumun nezdinde bunu nasıl tartıştırabiliriz? Yani doğaya yönelik bir e, müdahalenin gerçekten bir suç olduğunu ilişkin bir farkındalığı toplum nezdinde nasıl yaygınlaştırabiliriz diye düşündüğümüzde de bir e, tüm yurttaşlara ulaşan bir kampanya örgütlemek gerektiği sorucuna e, sonucuna vardı. Burada hukukçuların önerisiyle Türkiye Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesi biliyorsunuz e, soykırım ve insanlara karşı işlenmiş suçları düzenleyen bir maddedir. Burada bir aynı aynı şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderme yapacak şekilde ekokırım başlığını da eklemeyi önerdiler. Burada e, tabii yani bu e, ekokırım e, suçu işlemeye ilişkin çok yüksek cezalardan oluşan bir yasa teklifi hazırladı hukukçu arkadaşlar. E, biz bu yasa teklifini şimdi sadece tabii ki, Türk Ceza Kanunu'yla bu tartışmayı sınırlandırmadan... ...hatta sadece hukuksal alanda bu tartışmayı sınırlandırmadan tüm e, ülke çapında aslında e, ıslak imzalarla, statlarla ...sadece ekoloji örgütlerinin işi olarak değil aslında tüm emek meslek örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin... Ee, aynı şekilde e, kadın örgütlerinin yani bu alanda doğaya sahip çıkan herkesin, tüm yurttaşların ortak bir çalışmasıyla örgütleyeceğimiz bir ıslak imza kampanyası yapıyoruz. Şöyle bu yasa metnini aslında yurttaştan yurttaşa bir çağrı olarak örgütlüyoruz. Diyoruz ki gelin biz yurttaşlar olarak artık birilerinden kendimiz için, doğa için bir şey yapmasını beklemeyelim. Biz yani yasalar yas milletvekillerine bırakılmayacak kadar değerli. Hukuk hukukçulara bırakılmayacak kadar değerli. O zaman bizler bu meseleye, bu mesele ilişkin e, yurttaş olarak sorumluluk alalım. Yurttaştan yurttaşa bir çağrımızdır diyerek e, tüm illerde e, bu kampanyayı yaygınlaştıralım, ıslak imzalarımızı toplayalım ve mecliste e, bu yasa önerisini belki e, çuvallarla, belki bavullarla, hani milyonlarca imza olacak şekilde taşıyarak diyelim ki biz doğanın kendinde hakları olduğunu düşünüyoruz. Yani hukukumuz insan merkezi bir hukuk, çevreyi de insanı çevresi olarak niteleyen bir hukuk. Dolayısıyla doğaya her türlü müdahaleyi yapma hakkında bir yanıyla tanıyor ama doğanın kendinde hakları var. Yaşam hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sağlığına tekrar kavuşma hakkı. Bunları e, gelin yasalarda tanıyalım. Bu ve buna, buna ilişkin müdahale eden, bu yaşam hakkına müdahale eden her şeyi de bir suç unsuru olarak netleştirelim. Bu caydırıcı olsun. Kimse doğaya karşı bir şey yapamaz hale gelsin. Yani şirketler ve devletler açısından tabii ki bundan bahsediyoruz. Doğaya müdahale bu kadar kolay olmasın. Bir caydırıcı olsun. İki, daha önce işlenmiş suçlarında bir karşılığı olsun. Yani bugüne kadar yapılanlar da cezasız kalmasın. E, doğaya karşı her, her türlü müdahaleye de daha yapılmadan da engellenebilsin. Yani örnek veriyoruz. Cengiz Holding'in taş ocağı e, projesini daha açmadan bizim bunu engelleyebilecek bir hukusal altyapımızın olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu Eko Kırım yani yurttaş ekokırım yasasını yapıyor kampanyası Türkiye'de birkaç ilki içerisinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi e, ekokırımın bir suç olarak dillendirildiği ve doğaya karşı hak e, müdahalelerin suç olarak nitelendi. Doğan'ın kendi haklarını tartıştırması bakımından bir ilk. Bir ikinci ilk de yurttaşın kendi yasasının yapması için bir e, ilk çalışma niteliğinde de ikinci bir ilki de içinde barındırıyor. Belki bu süreçler hani bugün e, Türkiye Ceza Kanunu Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesiyle başlayacak ama belki bir ekolojik toplu sözleşme tartışma süreçlerine kadar gidecek. Yani Dolayısıyla tüm bu şeyin bunların birer suç olduğunu, doğanın hakları olduğu meselesini ve tüm ekolojik tahribatlara ilişkin toplumsal alanda bir farkındalık, bir bilinçlenme düzeyi yaratmak ve bir sahiplenme yaratmak. Yani buralarda hem yasal süreçlere hem de hukukta biz varız demek aslında tüm bu bugüne kadar tüm ekolojik aktivistlerinin verdikleri hemen hemen her yerde, tüm köylerde, kentlerde verdikleri tüm mücadeleler içinde bu da bu yönden sahiplenici bir süreç kılacak. Çünkü çoğumuz mesela e, chat toplantılarında ya da işte e, projelerin iptaliyle ilişkin açtığımız davalarda çok uzun ve yorucu hukusal süreçler yaşıyoruz. Bunların bir kısmı mesela şirketlerin e, çevre aktivistlerine, ekoloji aktivistlerine yönelik mesela rekabetle ilgili açtıkları davalarla vesaire de e, devam edebiliyor. Yani oradan bizi de suçlayabiliyorlar. E, hani. E, haksız yere elbette ki. E, bunlar çok zorlu süreçler ve uzun süreçler. Bir kısmını kazanıyoruz, bir kısmını kazanamıyoruz elbette ki. Hukuk e, mücadelesi bu yandan devam ediyor. Ama böyle bir yasa da aslında e, diğer tüm davaları da olumlu yönde etkileyebilecek bir e, güçte de e, bir yasa e, olduğunu söyleyebiliriz. Tüm e, imzaları meclise vereceğiz ve aslında seçimlerden sonra e, bunun e, yasalar geçmesini, bekliyoruz. Yani bu elbette ki seçim sürecinde tüm siyasi partilerin ve ittifakların e, ekoloji hareketine yüzlerini dönmelerini beklediğimiz. E, ekoloji hareketinin taleplerine, e, taleplerini kendi programlarında, kendi seçim çalışmalarında nasıl yer aldığını izleyeceğimiz de bir süreç olacak. İklim yasası da bunun e, maddelerinden bir tanesi. Yani hangi parti, hangi ittifak acaba gerçekten bunların suç olduğuyla ilgili ve bunların yargılanması gerektiğiyle ilgili doğanın daha net bir şekilde hani hiçbir şeye bırakmadan çelişkiye işte ne derler birbirine çelişin ifadeyi yer bırakmadan Doğan'ın haklarını nasıl sahiplenecek? Aslında seçim dönemi de bunu gö gözlemleyeceğimiz, ekolojik hareketleri olarak siyasete müdahale de edebileceğimiz bu gündem üzerinden bir süreç olacak. Dolayısıyla burada muhalefet partilerinin özellikle e, bu çağrıya kulak vermesi gerekiyor. Yani bir nevi bir seçim e, programında evet ekokırımın e, iç hukukta bir suç olarak yasallaş, yasallaştırılmasına yönelik e, çabalarını görmek istiyoruz hepsinin.